Merhaba arkadaşlar, nasıl olacak bu işlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi Birkan'la birlikteyiz. Ne haber abi? Green tea mint içiyorsun. Keyifler güzel gibi gözüküyor şu anda. Evet, keyifler gayet iyi. Orlando'nun yine cici mekanlarından birindeyiz. Makani. Burası Makani, yani mekan anlamına geliyor. Güzel bir mekan gerçekten. Birazdan Köz Getir Michael'dan Habibi'ye döneceğiz. Burası Köz Getir Habibi bir mekandayız. Aynen. Seri mi gelecek, gelmeyecek mi, onları bir değerlendireceğiz, bakacağız. Burada ama dün Köz Getir'di bu arada, farkında mısın? Köz Getir'di, evet. Evet, Köz Getir'di. Ben hatta sen mi istedin öyle bir şey diye yok merak falan ettim. Normalde. Sen de. Sevdiler adamlar bizi, sempatik olmuş olabilirler. Aynen. O yüzden geliyor olabilir. Getirsinler yani, seviyoruz böyle hareketleri. Samimi buluyorum. Ama yani. Çok seri getirsinler abi közü. Nen var yavrum. Nen var çocuğum, söyle bana. Biri mi incitti? Nasıl gidiyor hayat? Güzel abi, ne olsun işte. Tespih yapmışsın. Benim tespihim hep vardı biliyorsun. Bende koleksiyon var hatta. Bu tespih, kaldır da bir görsün arkadaşlar. Tespih taşımaktan gurur duyuyorum. Bunu bunu, bunu bu arada bu kere var. Bu Trabzon Kazas, Adana'dan çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Tiyatrodan bir arkadaşım. Hatta Adana Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı şu anda. Barış Özkan bana hediye etti, sağ olsun. Çok beğenerek istedim, o da bana hediye etti. Bu tesbihle birlikteliğimin birçok sebebi var. Ben bu tesbih sevmeyen o şey var ya abi, bir modern milliyetçi, yani fidget milliyetçisi var ya. Yani fidget tool kullanır, kalem sallar bilmem ne falan filan ama tesbihe karşıdır. Tesbihi böyle bir kroluk, bir şeyin amblemi, simgesi gibi görüyor. Kralın. Aynen. Hatta bir gün bir yerde oturuyoruz, elimde tesbih var benim. Ondan sonra metal bir tesbihti. Ondan sonra bakıyor çocuk böyle pelim, dedi ki ya dedi ben dedi bir tane kız gördüm de dedi böyle tesbihli erkek arkadaşı var dedi. Erkek arkadaşınla dedi yani tesbih olması hoş bir şey mi dedim falan. Böyle öküz muhabbetler. Hoş bir tesbihe şey niye takılmış durumda onu anlamış değilim. Türkiye'de tesbihe bir takılmışlık var abi. Var tesbihe yani. Takılmayın. Tesbih güzel bir işçiliği olan, bir anlamı olan. Anlamı kendinden daha uzun. Fidget tool'ların arasında en iyisi. En bereketlisi diyebilirim. Ben tesbihe aşırı bir sempati duyuyorum. Ben seviyorum tesbihi. Sevmeyeni de çok sallamıyorum. Yani siz de sevenleri sallamayın, sevmeyenler. Yani bu anti tesbih milliyetçilerine sesleniyorum. Arkadaşlar tesbihin size bir zararı yoktur. Eğer çok zarar, esresinden pıçık pıçık falan filan gibi rahatsızlıklar duyuyorsanız yani ki arkadaşa uyarı verin vesaire. Onu diyecektim sana. Sen de çünkü öyle bir neydi o? Misofonya. Misofonya. Misofoni benim ağızda, vücuttan. Yumruk atıyorsun direkt. O başka bir takıntı yani. Ben gerçekten rahatsız bir adamım. Eşim de bu durumda bayağı şikayetçi. Evet, rahatsız bir adamım. Yok, gerçekten öyle. Keşke bu kadar rahatsız olmasaydım. Yok ya, biz hiç görmedik. Yani zor bir adamım gerçekten. Mesela ağız şapırdası, yani misofoni dediğin rahatsızlık, ben bunun bir hastalık olduğunu bir 7-8 sene önce falan öğrendim. Bir ama arkadaşım hayatın boyunca öyle yaşadın yani. Evet. Doğuştan çocukluğumdan beri bu rahatsızlık var bende. Ama ağızdan çıkan seslerle ilgili bir sıkıntım var benim. Yani benim öyle daha mi? Çok evet vücut seslerine karşı. O terli vücudun çıkardığı vıcık sesler ya da ağzın belli frekansta çıkardığı sesler. Şu anda bunu yapmak istemiyorum. Programın tadını kaçırmak istemiyorum. Sakın öyle bir gereksiz abi şu mu falan gibi bir taklide girme. Gerçekten yani bugün bok olur. Bunu toparlayamayız. Şöyle söyleyeyim sana. Mesela bir ağız şapırtasında birinin yemek yerken çıkardığı şapırtıda özellikle bazı seslerde sanki böyle oturdum bir kafede kitap okurken biri gelip en sevme böyle şap diye patlatıp kaçmış gibi. Okay. Ya da birden biri böyle bana anavrat küfretmiş gibi. Birden böyle bir sinir devinimi yaşıyorum. Ve kendime gelemiyorum yarım saat 45 dakika. Bazı arkadaşlarla işte kulaklıklar kulağımda yemek yediğim oluyor. Vesaire aynen. Başka bir yolu yok maalesef. Bu rahatsızlığımla da herkes mücadele etmek zorunda değil. Yani dünyanın geri kalanını düzeltemiyorsun. Mesela ben bir restorana girdiğim zaman özellikle Asyalıların, Filipinlerin falan yan masalarına oturmamaya çalışıyorum. Çünkü onlarda müthiş bir ağız yapıcısı artı. Bir de yemekten sonra dişlerinin arasını dudaktan o emilen havayla temizleme gibi gereksiz bir şeyleri var aynen. Yani gereksiz bir gelenekleri var bence. Bu gerçekten çok... Geviş getirme, bazı ağız kapalıyken içeriden gelen o bazı sesler de beni gıcık ediyor gerçekten ama ya bunun
ahlaki boyutla alakası yok. Aslında tabii ki etik değil, leziz bir şey değil. Yani ağzını şapırdatan bir adam çok kötü bir görüntü. Hı. Ben de ağzımı şapırdatmıyorum çocukluğumdan beri. Neden olduğunu da bilmiyorum. Ve bu ses beni yani etik sebeplerden etkilemiyor. Bu sebep oldukça da uzak yani. Özellikle de bazı frekanslar var. Sakız çiğneme mesela. Yanımda sakız çiğneme patlatmaya başladı. Mümkün değil yani. Beni sandalyeye bağla, karşımda çak çak sakız çiğne. Bildiğim ne varsa söylerim sana. Gerçekten samimi. Öyle bir işkence katlanabileceğimi zannetmiyorum. Yani o kadar kötü. Etrafımdaki arkadaşlar bu duruma alıştıkları için sağ olsunlar. Bana çok büyük anlayış gösteriyorlar. Sonuçta bununla yaşamak da kolay değil. Bununla baş etmek zorunda da değil kimse aslına bakarsan. Beni kimse yemeğe çağırmak istemeye de biliyor. Ben de aslında çok bayılmıyorum. Bir yemeğe giderken her zaman, her seferinde bir çocuk gibi heyecanlanıp geriliyorum. Acaba bu sofrada kim şapırdatacak diye. Abi hakikaten evet ya, büyük risk gerçekten. Bir iş yani görüşmesine de gitsen çok fena kurulursun orada. Yaşlı başlı insanlar oluyor. Ama diyemiyorum ki ağzını şapa. Arkadaşlarıma söylüyorum. Çoğu insana söylüyorum. Yani bazen iş ilişkisi oluyor. Mesela bir toplantı yapıyoruz, sakız çiğniyor kadın. Yani odaklanamıyor söylediklerine. Yani güzel. Tabii ki uyarmak zorundayım. Anlatıyorum, izah ediyorum. Bakın ben de misofoni diye bir misofoni ya da bir rahatsızlığım var. Bu rahatsızlığın böyle böyle sebepleri var. Henüz bir tedavisi ya da çözümü de yok. O yüzden ben bu seslere karşı hassasiyetimden dolayı söylediklerinize odaklanamıyorum. Bu diyaloğun salahiyeti açısından yani bana yardımcı olursanız sevinirim gibi böyle gereksiz bir kompozisyonla milleti alıştırmaya çalışıyorum. Allah'tan burada çok anlayışla karşılıyorlar. Türkiye'de biraz daha yani abartma falan. Yani Türkiye'de biliyorsun bir çocuğu hastalığa millet bir osuruk gibi bakıyor. Çünkü çok gerçekten uydurma, çakma hastalıklar var. Gerçekten hastalıkları yani bu tip rahatsızlıkları böyle bir karizma elementi gibi kullanan. Yani kendini işte çok, böyle bir aynen ben simetri hastalığım var benim. Herkes OCD zaten. Bir sorsan herkeste simetri hastalığı var. Bende de simetri hastalığı var ama bu o kadar çok insanda var ki ben bunu söyleyemiyorum. Ama benim simetri hastalığım çok ciddi vaziyetlerde değil. Ona gerçekten çok odaklanıp kilitlendiğim zaman sıkıntı yaşıyorum. Eşim de bunu biraz düzeltti sağ olsun. Benim titizlik ve ağız şapırtısı ile ilgili rahatsızlıklarım var. Bir dönem bu titizliğim çok aşırı, bu da annemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok titiz bir kadındı. Aşırı titiz bir kadındı. Sinir hastası falandı. Evet. Aynen çıkarız. Bence de. Ama ağız şapırtısını çözemiyorum. Benim yakın ailemde misofoni ile ilgili bir sıkıntısı olan birini henüz tanımadım. Peki şeyi denedin mi hiç? Çivi çivi sökermiş ya. Ben şimdi şurada şöyle güzel bir yapıştırsam. Ama bence yapma. Aynen. Evet bir de o kahve içememek şeyi var. Abi kahveyi kaldır iç değil mi? Yani dudağını kahveye değirmeden içeri çekmeye çalışmak ne demektir? O, aynen. Ama yani bu çok gerizekalı bir davranış değil. Değil olur mu? Bir de bunu tabağından tutarak böyle yapanlar yok mu? Ben de yaparım. Ya bence tespitten çok daha iğrenç bir görüntü ya. Misofoni gerçekten ciddi bir rahatsızlık çok yani. Çok ilginç bir şey. Yani. Araştırırsan ben bunun dediğim gibi bir rahatsızlık olduğunu farkında değildim. Ben bunun rahatsızlık olduğunu 7-8 sene önce fark ettiğimde yani bir arkadaşım tarafından uyandırıldığında. Bir rahatlama oldu. Şöyle bir şey oldu çok enteresan. İnternete girdim misofonya falan filan araştırırken abi ırkını keşfetmiş vampir gibi. Bizim forumlarımız varmış, gruplarımız varmış. Bunlar beraber beraber buluşup yemek yiyorlarmış. Herkes de hikayelerini anlatıyor ama herkesin anlattığı hikayeler o kadar aynı ki. Vallahi. O kadar aynı yani. O kadar yaşadıklarım ki. Benim ailem onlar. Ben onları bir yerde tanımıyorum, uzaklarda da olsalar gerçekten benim yakın bir ailem onlar hepsi. Ya gerçekten çok, neden benim başıma geldi bilmiyorum. Yani böyle bir rahatsızlığa sahip olmak acayip bir şey yani. Evet yani uyanabilirsin ama rahatsızlık anlamında tabii, şey yapmak zorlandı. Misofoni o sahibi olduğunu düşünen insanlar var. Ha işte. Bazen yani. Mesela ben izliyorum, olduğunu söylüyorlar. Bazı seslerde bakıyorum, unutuyorlar tabii tepki vermiyorlar. Böyle bir rahatsızlığa sahip değilsen olduğunu iddia etmen çok keyifsiz bir durum. Bence de. Bence. Ama dedin ya cool olmak adına bazı rahatsızlıklar. Ama bunda niye cool olur ki insan? Yani işte bir rahatsızlıkla neden cool olursun? İşte bende OCD var, bende simetri hastalığı var. Çok cool değil miyim? Sevin beni. Düşük öpün beni boynumdan falan. Yani böyle bir gerizekalı bir durum var. Bu bir rahatsızlık. Bu biraz. Ve, benim etrafımda ailem sürekli bununla uğraşmak zorunda. Evet. Yani eşim, çocuğum, yani onun ailesi falan. Çok enteresan bir durum ve ben bunu sürekli hatırlatmak zorundayım. Böyle bir durum da söz konusu. Zor dolayısıyla yani bir de sen beni bir sofrada çekiyorsun. Beni sürekli görmek zorunda değilsin. Benim ailem ya da ben
Hayatım boyunca bununla yaşadım. Yani ben bunun hastalık olduğunu bilmeden önce bunu bir tek bende olan böyle gereksiz bir ne bileyim sinir bozukluğu ya da takıntılılık gibi yani hiç ben bunu bir hastalık rahatsızlık diye kabul etmedim. Hmm. Böyle bir şey olmadı hayatımda. O yüzden çok ciddi ama arkadaşlarımla sakız çiğnemekle ısrar eden arkadaşım. Mesela bir gün sen bir arkadaşım. Sen sakız çiğniyor musun peki? Hayır çiğnemiyorum. Çiğnediğimde oluyor. Rahatsız mı ediyor seni çiğnemek? Çiğnediğim oluyor. Çok enteresan dediğim gibi şimdi sakız çiğnemek her bir tonu değil o ses. O belli bir frekans, belli bir... Anları var o sakız çiğnemenin. Ne diyorsun abi? O işte bunu nasıl tarif ederim bilmiyorum. Yani geviş getiriyorsun ya tabirim. Ağzın açık yani dudaklar birbirine değmiyorsa o ağız şapırdayacak abi. Tamam mı? Bunun bir alternatifi yok yani. Ağzı açık yemek yiyip de şapırdatmayan adam ben görmedim. Yani zaten oradan ben iri dudaklı. Ben adamın artık öyle uzman olmuşum ki bu konuda. Adamın suratına bakar bakmaz iki kelime konuşsa o dudakların iriliğinden, biçiminden, yerleşiminden o çenenin işte o melodiden, hareketten, mizansenden anlıyorum o adamın büyük bir ihtimalle şapırdayıp şapırdamayacağını. Çok iyi. Ve ben orada pozisyonumu ona göre almaya başlıyorum derdim. O ağız, o şapırdamada ağız açılıyor değil mi? Burada çıkan bir hava boşluğu yani dille damağın ya da iki dudağın birbirine ayrılırken o havayı suction'ı yitirdiği bir an var. Orada çıkan ses beni deli ediyor. Ondan sonra buraya dönüp dilin yan tarafa vurduğu ses beni rahatsız etmiyor. Dilin damağa yapışıp ayrıldığı ses beni rahatsız ediyor. Yani bütün o iki ıslak tarafın birbirine yapışıp özellikle ayrılırken ki bölüm beni delirtiyor yani. Orası berbat. Evet. Çiğnerken yani basarken değil yemeğe ayrılırken gibi yani anlatmaya çalışırsam. Tabii bunun çok detay bir örneği var. Yani ne bileyim beni herhalde makineye bağlayıp bunları denemen mi gerekir? Yani böyle bir şey yapılmış mıdır? Yapılmamışsa niye yapılmamıştır? Mizofoniyle ilgili neden ciddi bir hassasiyet yok? Bunu neden tedavi etmeye çalışmıyorlar bilmiyorum. İlginç bir konu. Ama sahibi olana da yani, Allah kolaylık versin diyeyim. Yani. Mizofoni çok zor bir hastalık. Evet. Gerçekten çünkü çok ciddi, ciddi zor bir hastalık. Yani. Ve şöyle de bir durum var. Şimdi oturuyorsun. Biri ağzını şapırdattı. Sinirin alt üst olmuş zaten. Yani bütün kan dolaşımın gitmiş tamam mı? Yani bunu kontrol etmeyi öğreniyorsun ama sonuçta bir kızgın demir etine girmiş gibi canın yanmış orada. Anlatabiliyor muyum? Bir anda tamam sen kötü niyetli değilsin diye gitmiyor. Hı. Bitti. Sinirin bozulmuş. Lütfen ağzını şapırdatmaz mısın'ı söylemeye çalışmışsın. Onunla mücadele ederek. Adam anlayış göstermiş diyelim. Ve ağzını bir daha unutup şapırdat. Ay çok özür dilerim falan. Abi zaten sen orada bütün keyfin, alacağın lezzet, damak, her şey kaçmış. Hı. Artık adama odaklanmışsın. Yani nerede şapırdatacak, nerede öpürdetecek. Adam mesela tatlı söylediği zaman sütlüt. Abi sütlü tatlı söyleme bari diyeceksin onu. Anlatabiliyor muyum? Baba ya lütfen şu çikolatayı da yemeyin bari. Yani kahve istiyor mesela onu düşünüyorum. Yanındaki lokumla çikolataya nasıl davranacak endişesi içerisine giriyorsun. Kolay değil abi. Yani değil ya gerçekten. Kolay değil gerçekten çok zor. Ben böyleyim diye cool olunmaz. Ha, belki de şu olabilir. Ben simetri hastasıyım ama bir hastalık yok. Her şey asimetrik. Yani böyle de yaşayıp gidiyoruz. Bundan etkileniyor olmak da çok acayip. Rahatsızlık. Bundan etkilenmek ya da etkilenilmesini beklemek oldukça olacak saçma. Olacak iş değil. Aynen. Vallahi benim hiç öyle şeylerim yok ya. Dünya rahatıyım. Sadece bir balondan korkuyorum. Balonlar uçan balon mu? Yani. Her türlü balondan korkuyorum. Nasıl o yani? Da hayatım boyunca başıma yani yanında biri şişirdiği zaman mı? Tabii. Yani patlayacak falan diye böyle ilginç bir korku var içimde. Ha yani bildiğim ama o ilk şişerken korkmuyorsun. Yani balonu sönük balonu sallasam korkuyorum. Yok ondan korkmam. Şişmiş balondan korkuyorum. Öyle söyleyeyim. Anladım. Yani ben peki şişirirken onu böyle sürekli o canlılaştığı bir bölüm var değil mi? Hususunda ben böyle bir hafif geriliyorum. Bunu yani. Bir deneyebilir miyiz? Hatta, ben bunu merak ettim. Hayır, hatta ben kendim deniyorum. Ben bunu çok diyorum ki ben diyorum bu balonu patlatacağım abi ne var ki falan diyorum. Abi alıyorum mesela elime iğneyi falan kolum gitmiyor. Olmuyor ama yani abi. Kolum gitmiyor kalıyor böyle. Ben annemden daha hızlı koşana kadar dayak yedim abi. Ben bir gün harbiden bir yaşa gelmişim. Bir baktım annemden daha hızlı koşuyorum. Yakalayamıyor beni. Manyak mıyım lan dedim niye ben dayak yiyorum. Kaçarım bundan sonra. Çok iyiymiş. Böyle fırlıyordum mahalleye falan yani. 6007 sokak Nergiz'de karşı yakan güzel karşı yakan. Hala hayalet gibi dolaşırım o sokaklarda. Eyvallah. Yani orada müstakil ev zamanlar tabii. O kerpiç evler her taraf. Çatılarda gezdiğimiz falan dönemler. Yani annemden kaça kaça büyüdüm ben. Ben çok suratımda terliklerle uyandım oldu ya. Ben uyuyordum. Uyurken girmiş kadın bana falan. Bir uyandım falan suratımda terlikler. Hazır yakalamışım bir kanalda. Ya, aynen. Öyle bir. Peki spor nasıl gidiyor?
kilo vermeye devam mı? Valla spor çok iyi. Evet aynen. Kilo vermeye devam. Daha da o incelme kısmındayım artık. Sculpture'ın bir yandan kas geliştirmeye çalışıyorum. Başladın bir yandan mı kondisyon antrenmanlara? Evet. Gym'de. Başladım. Kas geliştirme de yapıyorum artık. Hem triatlona da hazırlanıyorum. İki antrenmanı bir arada götürmeye çalışıyorum. Keyifli fotoğraflar paylaşacağız yakında sizlerle. Bunların size motive edici olmasını umuyorum. Gerçekten yani. Intermittent fasting'in, aralıklı orucun ne kadar sağlıklı olduğunu sizlere kanıtlayacağım arkadaşlar. Bununla ilgili de çok çalışma var, çok anlatım var. Buna sırf bir bölüm ayıracağız aralıklı oruçla ilgili. Bu konuda kimseyi dinlemeyin, korkmayın derim. Oruca girebilen herkes girsin. Çok sağlıklı, ömür uzatan, insanı gençleştiren bir formül gerçekten. İşte yemeden olmaz, yemen lazım, bu sağlıklı değil yani. Falan. Bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Aralıklı oruç çok iyi bir beslenme biçimi. Onu size ispatlayacağım. Tutuyor musun şey? Kalori? Kalori watch'a gerek duymuyorum ama bugün mesela ne yedim? Şekersiz iced tea. Yanında tavuk göğsü. Üzerine acı sos. Sadece sodyum olan Tabasco alternatifi bir sos. Buffalo gibi. Yanında biraz jasmine rice ama yağsız, tuzsuz jasmine rice. Yani sadece Himalayan tuz bir sprinkle pilav atıyorum. Ve pilav evet. Yasemin pilavı mı? Bizde basmati mi? Basmati. Basmati yani, pirincinden yani yapılan yağsız tuzsuz iğrenç pilav. Aynen. Ve yanında brokoli. Mesela bugün tek öğünüm oydu. Ben 24 saatte bir öyle öğünüyorum. Ve enteresan bir şey olacak. Bu önümüzdeki 2 hafta aynı şeyi yiyeceğim her gün. İstediğim kiloya indiğim zaman iki hafta sonunda istediğim kiloya derken millet soruyor bana işte kaç kilo inmeyi hedefliyorsun? Öyle bir kilo yok. Artık aynaya bakıyorum. Çünkü o kilo başta vardı. Şimdi şu kadar bir kasla bu kadar yağın aynı ağırlıkta olduğunu hesap edersek yani bunu değerlendirirsek benim artık tartıyla değil aynayla diyaloğum var. Çünkü aynı zamanda kas geliştiriyorum. Bunu sağlıklı bir şekilde takip etmem mümkün olmayacaktır kendi çapımda. O yüzden aynada takip ediyorum kendimi ama beslenme programına oldukça dikkat ediyorum. İyice incelmeye çalışıyorum. Henüz protein desteği almaya başlamadım. Protein shake falan almıyorum. İyice inceldikten sonra 2 hafta sonra istediğim o ölçüye gelirsem kas geliştirmeyi biraz daha hızlandırıp, ağırlaştırıp orada da protein tabanlı da beslenerek daha sık fazla besleneceğim. Yine aralıklı oruç sistemi olacak. Fakat 5 ayrı parçaya böleceğim o günün yediğim saati. 8 saatlik dilimi 5 ayrı parçaya böleceğim. 5 ayrı öğün gibi. Aynen. Mesela işte 6 ya da 8 yumurta akının yulafla karıştırıyorum ben. İşte onları da paylaşacağım sonra bunlara geçtiğim zaman. Onu yiyorum. 2 saat boşluk veriyorum. 1,5 saat ya da protein shake alıyorum. Ondan sonra tavuk göğsü, yanına biraz karp pilav ya da alternatif bir besin. Ondan sonra tekrar protein shake 1 saat sonra, 1,5 saat sonra falan protein ağırlıklı beslenme. Soda çok önemli. Sarı kız mesela bizim Türk maden suları kadar sağlıklı, mineral zengini hiçbir soda yok. O Fransızın Perrier'i, o İtalyan'ın Pellegrino'su falan. Yani bunların hiçbiri yakın bile değil. Mineral zenginliği açısından en zengin maden suları Türkiye'deki sarı kızlar, Uludağlar onlarla aşırı neşir olmak. Bu arada mineral replacement açısından çok önemli. Hiç sevmiyorum ya. Soda hiç içemem. Sodayı sevmen lazım. Limon öyle falan da sıkıyorum içine. Çok kötü geliyor. Evet ama henüz mineral harcamadığın için sen çok yani ciddi bir mineral kaybın. Mineral harcayınca sevecek mi? Ya evet aslında vücudunun ihtiyacı olacağı için. Ben seveceğini düşünüyorum. Mineral çünkü başka neyde var? De her şeyde olabilir yani. Her şeyde biraz mineral var. Her şeyden biraz. Bir hafta aynı şeyi yiyeceğim. İki hafta aynı şeyi yiyeceğim. Neden? Yani. Çünkü vücudun ona adapte olup yani o sağlıklı şeyde yani saat gibi bir paternde ilerliyor. Vücudu şaşırtman gerekmiyor mu? Daha sonra şaşırtır. Neler planlıyorsun ona sürpriz olarak? Şaşırtmayın. Baaa falan. Abi vücudu şaşırtmak diye bir şey de olur ciddi, komik. Böyle şu vücudu şaşırtmak. Ne yaptın? Orada her gün aynı şeyi yiyince vücut onu şey yapıp adapte olup doğru. daha mı hızlı yakıyor o tarz bir şey mi? Yani buna herkesin sebat etmesini beklemezsin. Yani mesela herkes sıkılan insanlar var mesela sürekli aynı şey. Ben de öyle bir yapı yok. Benim işimi kolaylaştırıyor sadece. Bu çok önemli de değil.
aslına bakarsan. Vücudu şaşırtmak da her zaman çok, yani onun çok değişik sebepleri var. Yani vücudu şaşırtmak gibi basit bir, yani böyle bir WhatsApp terimiyle toparlayamazsın. Dostum bak. Mesela şey diyorlar, vücudu işte göğüs bench'te basıyorum, sonra makineye geçiyorum, sonra işte kollu makineye geçiyorum, vücudu şaşırt. Ya vücudu şaşırtmak değil, o anki farklı liflere, farklı kas gruplarına, aynı bölgedeki farklı kas gruplarına hitap ettiğin için daha düzgün ya da daha kötü şekil kazanıyorsun, volüm kazanıyorsun. Yani bu işin o kısımları önemli. Yani vücudu şaşırtmaksa o, evet o lazım. Ama vücudu şaşırtmak değil tabii. Bu sadece onun bir tekniği var, onun altyapısı var, altında yatan bir sebebi var. Ona uygun ilerlediğin için ona şaşırtmak diye açıklamaya çalışıyoruz. Yoksa vücut şaşırmıyor. Aa ne yaptı lan bu herkes, falan. Herkes anlasın diye bazı terimler. Yani. Peki bisiklet nasıl gidiyor? Bisiklet iyi valla. Yeni bisikletine alıştım. İsim koydun mu? Yeni bisikletime isim koymadım daha. Ama koyacağım evet. Yani. Şey ben olsun. Anka demeyi istiyorum. Anka mı? Anka. Phoenix. Ama kırmızı olsaydı Phoenix falan. Yo çok Anka yanarlı dönerli aslında. Yeşile yakın bir şey seninki. Yeşil şey mavi falan evet. Yeşil mavi. Anka kuşu niye kırmızı sarı kırmızı illa cimboma çekeceksin olayı. Yok canım Allah korusun. Yani şey de oğlum böyle yapma mısın Galatasaraylılar sikersin. Şey olsun seninki Christmas tree olsun. Vosvos. Vosvos olsun bak vosvos güzel olur. Yok ya benim ona çünkü yani. Çünkü o paraya 3-4 tane vosvos alınıyor büyük Yok daha fazla alabiliyorsun. Daha fazla. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Ben o paraya herhalde 9 tane vosvos alırdım. Alırdın. Tahmin. Geçen öyle bir hesabım olmuştu. Öyle mi? Bir vosvos baktım. Yani hatta eğer şeyinden eski olan tiplerde vosvoslara bakarsan 15 tane vosvos alabiliyorsun Amerika'da. Yani. 15 vosvos alıyorsun. Ayağını yerden kesiyorsun. Ne pedal var ne bir şey tertemiz. Yani bisiklet peki, biraz... Peki o zaman kilit soruya geliyorum. Abi. Bu bisiklet 16 bin dolar civarlarında falan. Ya, aslında bisiklet yani aksesuarlarıyla neyse, falan 15-16 sana, bin. Sana geliri. sana bisikletin 15, kendisi 14 bin dolar. Hı-hı. Aksesuarlar işte bir yol bilgisayarıdır bilmem ne falan onlarla bir 16 bine yakın. Tamam şimdi peki o gün gittik. Senin bisikleti aldığımız gün. Hı-hı. Baktım ben orada sıra sıra dizilmiş bisikletler. İşte efendime söyleyeyim 300 dolara, 500 Hı-hı. dolara, 800 dolara taş gibi bisikletler var. Neden 16 bin? Ne oldu yani? Yani evet doğru değiyor diyorsun. Mu? Şimdi değiyor mu? Ben de bilmiyorum. Aslına bakarsan değiyor mu? Bu sefer aldığımız bisiklet full karbon. Yani bütün komponentler karbon. Karbon. Karbon fiberden yapımı. Yani el yapımı. İşin içinde de bir de ciddi bir mühendislik var. Cervelo'nun PX serisinde bu sene çıkardığı müthiş bir gerçekten o mühendislik paralelinde P3X, P5X diye gelişiyordu. Ama bu sefer PX seride 2022 modelinde oldukça gelişmiş. Yani biliyorsun yoktu yani bisiklet neredeyse yeryüzünden kayboldu. O kadar rağbet gördü ama üretim kolay olmuyor. Karbon fiber bisikletlerin üretimleri maalesef diğer mountain bike'lar işte BMX'ler gibi böyle daha seri değil. Olamıyor yani. O yüzden daha yavaş, daha dikkatli bir üretim gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsi masraf. Fren kollarına kadar işte ne bileyim gidondan aerobarlar, oradaki işte bağlantı parçaları falan hepsi karbon. Dijital bir vites sistemi var. Kablosuz vites sistemi. Evet, yani kablosuz. İlginç. Kablosuz sinyalle iletişim kuruyor vitesle arasında. Yeni bir teknoloji var dişiler. Yeni bir teknoloji demeyelim de onu. Yeni bir ürün diyelim. Piyasadaki yeni bir development. Tabi bu yenilikler bir de lastikler, onların jantları, onun karbon özellikleri. O lastiklerin tubeless dediğimiz bir şey yani patladığı zaman kendine tıkayan falan gibi. Evet. Bunların belli markaların ürettiği belli kalitede ürünler var. Yani bunların hepsini topladığında bu bisiklet 15-16 bin dolar yapıyor mu? Yani bence yapıyor. Gerçekten ben bisikleti üretiyor olsaydım belki de daha fazla isterdim. Öyle mi? Şaka bir yana yani tabii bunun bir demografiğini, istatistiğini çıkarmadık. Ama böyle bir business planımız yok. Ama bence bu bisiklete bu parayı verdiğinde üzülmüyorsun. Daha önce Trek aldım biliyorsun. O da 5 bin dolardı. Mesela o da güzel bir bisiklet. Aynen 5-6 bin dolara Trek alıyorsun. Ama bazı sıkıntılar yaşadım. Yani speed wobble yaşadım. Çok enteresan. Ölüyordum ben. Biz yokuş aşağı saatte 70'de falan çıkmıştım. 70-75 kilometreye gelmiştim yaklaşık. Bisiklet ön tarafından hava akımından kaynaklı bir osilasyonla ona speed wobble deniyor. Bazıları dead wobble da deniyor. Motosikletler falan da yaşıyorlar bunu. Durmadan sallanma ve o wobble'ın arasında yani çok hızlı oluyor bir de tık 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 tık.
yani kendini bir yere fırlatma ihtiyacı hissediyorsun. Bir süre sonra o düşeceğin panik, paniğe girersen zaten bu sefer direksiyon bu tarafa gidince sen düzeltmeye çalışıyorsun. Mükemmel düzeltemediğin işin tam noktasında overcorrect yapıyorsun. O zaman kendini hava akımından bu tarafa atıyor tekrar ve o speed wobble daha da artarak fırlıyorsun yolun dışına falan. Bu seni arabaların altına da yuvarlayabilir, uçurumdan da yuvarlayabilir. Allah korusun. Yani öyle de biliriz. Trek de iyi bir marka gerçekten. Türkiye'de de yanılmıyorsam nereden baksa 80 bin lira civarında falan gibi bir alet yani. O da karbon, onun da bir sürü güzel alternatif özellikleri var ama o daha bir road bike. Şimdi bir de TT bike'a geçtik. Road bike'tan TT bike'a yani bir de geometrik bazı farklar var. Kullanış farklılıkları da var. Road bike'a da hala ihtiyacım olduğu için trek tutuyorum zaten. Onu evde trainer'a yerleştiriyorum, öyle bir düzen kurdum evde. Onun arada ki yokuş egzersizlerinde mesela trek önde 2 dişli, arkada 11. Bu yeni bisikletimizde önde bir tek dişli, arkada 12. Bunların nedenlerini de sebeplerini de ayrıca ilgililerle konuşacağız tabii. Farklı sistemler de olduğu için yani sonuçta aradaki fiyat farkını incelemeye çalışmak limon mu daha sarı, domates mi daha kırmızı gibi alakasız bir durum oluyor ama gerçekten de benim için bu Cervelo PX Series fiyatını hak eden daha ince görülmüş bir mühendisliğe sahip yani. Yani dışarıdan baktığında etkileyici de bir bisiklet. Ayrıca sanıyorum ki aerodinamiği de kendine özgü bir avantaj sağlıyor sana. Bir tane daha içer misin? Bu arada bu içtiğimiz arkadaşlar Moroccan tea dediğimiz bir olay. Yeşil çay tabii, naneli falan geliyor. Çok da hoş değil mi? Yani güzel evet. Refreshing evet, bir tarafı evet, var. Evet. Yani bizdeki refreshing. Nane limonu. Nane limonu. Nane çay versiyonu. Evet. Biz limon çay, nane limon. Biz nane ile çayı bir şey yapamamışız. Orada onlar da o açığı kapatmışlar. Trek benim için iyi bir başlangıç oldu. Baştan bisiklete 15 bin dolar verseydim üzülürdüm gerçekten. Ama bu işi anlayarak, ilerleyerek sahip olmak lazım. Bence trek bile yüksek bir başlangıç oldu benim için. Yani. Triatlona başlayacaklar için vesaire ben elinizden en ucuz bisikletle başlayın diye tavsiye ederim. Çünkü sonuçta bu işe devam edip etmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Önce bir hevesinizin olup olmadığını, yeterli olup olmadığını teyit edin. Ondan sonra ihtiyaç dahilinde bisikletler yükselecektir. Nargilerimiz de geldi. Paşa. Thank you. And where are you from, man? Where are you from? Egypt. Egypt, ah, okay. Oh. We are right across the Mediterranean. Yeah. Turkey. Yeah. I went to Cyprus before. Yeah, Cyprus, yeah. Yeah. Turkish side or Greek side? No, Greek side. Oh, Greek man. Side is more fun, bro. Yeah. Evet, Mısırlı abimizden de nargileleri kaptık. Ne içiyorsun abi? Çocuğun bıyıkları ve esprileri beni öldürecek. Ya diyorum ki, şöyle bir seninle premium atlet yapalım bir gün de şu Under Armour'dan kurtaralım seni artık. Ne diyorsun? Under Armour'dan beni kurtaramazsın. Ben zaten atlete gidip hepsini temizliyorum. Daha benim koleksiyonun %10'una gelmedik. Abi ama gerçekten geçen gün bir düşündüm. Seni hiç Under Armour'suz görmedim ya. Şöyle bir düşündüm. Oturdum buna mesela ben de harcadım. Ya. Bunu senin yadırgaman şey değil yani. Ne zamandan bir şey bu böyle? Veya böyle bir şeye karar verdin ben, mi gerçekten? Benim Under Armour'la ilişkim şu. Bana bir hayatı sponsorlukları yok ama Under Armour'ın ben bedenimi bildiğim için Under Armour'ın store'una girdiğim zaman mağazasına hiç denemeye gerek duymadan girip tak 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 alıp kasada ödeyip çıkabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Rahat ediyorum. Daha böyle bir hızlılığı var. Sabah da kalkıp duşumu aldıktan sonra klozete girdiğimde o sıraya baktığım zaman sadece rengini görüp almam yetiyor. Peki yani hiç demiyor musun şöyle gideyim de şimdi mesela aslında bu noktada abi Amerika'da mesela özellikle Amerika'ya Türkiye'den ilk geldiğinizde arkadaşlar, mesela Orlando'da yaldır yaldır hemen premium atlete koşarsınız. Tespihimizi alalım mı? Aynen. Ha, Under Armour artı tespih de yalnız iyi. Bu arada Orlando'daki premium atletler gerçekten Amerika'nın en büyük atletleri burada. Evet. Hepsi orada. Evet. Ömer'in senin favorin mesela Victoria's Secret olsun. Neiman Marcus, ona Neriman diyen Türk arkadaşlara da saygılar bu arada. İnindik. Nike'tir, Levi's'tir falan. Her şey böyle güzel ünlü markaların ucuza satıldığı bir alışveriş merkezinden bahsediyoruz. Hmm. Mesela buraya Türkiye'den buraya geldiğinde karşılaştığın fiyatlar karşısında TL'ye çevirmeden şok oluyorsun. İyi çünkü anlamda mı şok oluyorsun? İyi anlamda abi. Mesela Nike'a giriyorsun. Nike diye. Nike. Ondan sonra Nike'a bir giriyorsun abi. 30 dolara 40 dolara ayakkabılar. En babası 80 dolar 90 dolar. Hadi bilemedin 100 dolar. Şimdi sen birim parayla bunu 100 TL'ye Nike'de şu anda hiçbir şey alamazsın. Doğru.
Ondan sonra yani tişörtler benim... 5 dolar, onlar işte evet. Lacoste'a giriyorsun 30 dolara, Lacoste tişörtler, işte Hugo Boss'lar bilmem neler. Hmm. Çok rahat bir şekilde afford edebileceğin bir şeyde şaşırıyorsun. Yani ben gerçekten buna şaşırmıştım. Evet. İlk defa Amerika'ya geldiğimde... Zaten o yüzden alışverişe geliyorlar. Aha. Özellikle Orlando'ya. Evet. Amerika'nın evet. da diğer eyaletlerinden geliyorlar. Evet. Çünkü burada eyaletlerin hepsinde vergi farklı biliyorsun. Evet. Türkiye'de standart %18. Aha. Orlando 6,5 burası. Hı-hı. Orlando, yani Florida'da Orlando 6,5, Seminole County'ye gidiyorsun mesela o taraf 7 falan, New York 14-15'e evet. falan çıkıyor. Yani çok farklılıklar var taksiler, hmm. vergiler arasında. Hem vergi Orlando. Düşük, hem mal ucuz, hem evet. de Orlando biliyorsun neredeyse 100 milyon adamı gördü. Burada evet. turizm patlaması da oldu. Dolayısıyla burada outletler buranın bel kemiklerinden bir tanesi. Evet. Ama şunu söyleyeyim yani. Ben... Bu şartlar altında senin böyle mesela hani içinden gelmiyor mu? Şöyle gideyim de işte efendime söyleyeyim. Under Armour yeter ya falan. Ben alışverişi evet sevmiyorum çok çok fazla. Benim marka merakım yok yani. Bir şeyin iyi olmasına, bana yakışmasına vesairesine böyle bakmışımdır. Çünkü benim babam konfeksiyoncuydu. Biz... Çok iyi markalarla çalışırdı. Bu mallar kaça mal oluyor biliyoruz. yani babam böyle biz yani Laleli'den deri ceket hatta benim sadece bana özgü yani dünyada tek parça olan çizip kestirdiğim giydiğim ceket de oldu. Ve babama çok eşantiyon mal gelirdi o zamanlar çok büyük markalardı işte Levi's'tir, LS'dir falan filan Valentino'dur, Intermod. Mahallede çocuklara dağıtırdık falan filan. Yani çok önemsemezdim. Benim babam vefat etti yani hastalığa yakalandığı dönemde de işlerimiz yani hayatımızın bok azardığı dönemde de başka bir arkadaşım vardı. Eminim izliyordur o da. Hüseyin diye bir arkadaşım vardı. Çok sevdiğim bir çocuk. Onların da Defolu kot mağazası vardı. Gittim oradan Defolu kot da aldım giydim abi. Pazardan tişört de geçirdim sırtıma. Çakma makma da öyle bir merak sevmezdim öyle şeyleri. Yani o hala sevmem o çakma hikayesini. Yani çakma bir şeyi niye giyersin ki yani? Ne bu neyin eksikliği? Evet abi ya. Mi? Benim de bu hayatta hiç anlamadığım acayip bir şey. Yani. Ama bir şunu da söyleyeyim. Birçok piyasadaki çakma ürün de orijinaldir bu arada. Onu da nasıl yani? Bunu Alper'le konuşalım bence. Yani çakma mevzusunu. O önemli bir şey. Mesela Montblanc kalemlerinin Montblanc kalemlerinin piyasaya dağıttığı aynı fabrikadan çıkan, aynı işçilikle çıkan orijinal ürün kadar çakma var. Orijinal ürün kadar tabii, aynı fabrikadan çıkan piyasaya çakmasını sürüyor. Hatta bazı ürünlerin çakması piyasaya kendi markaları tarafından sürülür ki markaya prim yapsın diye. Ha, bilin, gibi bir sürü sadece. Böyle politikalar vardır. Ama Allah, bunun yanında çakmaya karşı ciddi mesela yanılmıyorsam Chanel'di. Seri sonu malzemeleri outlet'e düşmesin. İşte ayağa düşmesin diye, çakması falan olmasın diye yaktıklarını da biliyorum. Evet. Zaten marka, ürünün kalitesinden çok marka. Yani İtalya'dan gelen, mesela Türkiye'den ben taş getiriyorum, doğal taş getiriyorum Türkiye'den Amerika'ya. Bizim Muğla beyazı ve alternatif beyaz mermerlerle İtalya'dan gelenlerin arasında bir fark yok. Ama İtalya'dan geldiği için 2-3 katı, 10 katı fiyatlara satılıyor. Ve bu tamamen İtalya'dan geliyor olması, onun bir marka olması vesaire. Hatta İtalya'nın blok olarak Türkiye'den alıp kararı kesip sattığını da biliyoruz. Gibi şeyler var. Yani marketin bir sürü polemiği var aslına bakarsan. Bunların bir parçası olabilirsin. Yani Prada giymek, işte Louis Vuitton giymek vesaire bunlar işte yekûr kendini gösterme. Hatta birçok insanda bu şöyle bir tarafı da var. Yani bunu herkes için söylemiyorum ama birçok insanda da kendi zayıflıklarından yani kendilerini önemli hissetmedikleri için kendilerini kabul ettirmek üzere yaptıkları bir hava bu yani. Anlatabiliyor muyum? Kendi bakın ben önemli biriyim. Ben işte zengin bir adamım vesaire. Ben de sizden biriyim ya da şeyleri var yani. Toplumda yer edinme çabaları. Olayları var yani. Böyle olaylardan dolayı markaya gıcık olduğum zamanlarda olmuştu. Yani götünde donulmayan marka. Hani burnumuz bokta götümüz havada deriz ya. Türkiye'de bu hikayeler çok vardı. Adam mesela gerçekten hep böyle eleştirilen şeylerdir. Adamın götünde don yok. iPhone'a gitmiş 32 bin lira para vermiş. Yok bilmem ne gidiyor marka. Aman marka olsun ne olursa olsun. Yani çirkin bir şeyi de marka diye giyebiliyor. Evet. Bu da çok gıcık bir durum. O yüzden ben Amerika'ya geldiğimde gerçekten bu markalar çok mu ucuz vesaire mi? Ne oluyoruz lan? Ulan ben gideyim Nike Store'u dağıtayım. Gibi bir durumum olmadı. Çok merak etmedim. O yüzden de benim mesela ben Under Armour'da büyümedim ama ben seviyorum Under Armour'ı. Şekillerini vesaire de rahat buluyorum. Çok rahat buluyorum. Her şeyde mesela atıyorum işten çıktım spora girebiliyorum yani. Bir sürü rahat tarafı hayatım var özellikle bu iklim açısından. O yüzden ben her Under Armour'ın yeni bir seri bir ürünleri çıktığında
gider mağazayı temizler çıkarım yani. öyle bir sempatim var Under Armour'a karşı. Burada da kravat, gömlek, ceket falan, pantolon gibi bir durumun olmadığı için. Evet bak böyle mesela bu çok ilginç bir konu arkadaşlar. Daha önce Amerika'daki hizmet sektörünün ne kadar tırt olduğundan bahsetmiştik. Ama mesela buradaki nasıl söyleyeyim, giyim kuşama verilen önem de Türkiye'den çok farklı. Sokakta insanlar gerçekten çok kötü giyiniyorlar. Evet. Ama kötü derken şundan bahsediyorum. Brooks Brothers'tan kaynaklı. Yani adamlar Amerika'ya kaymışlar. Dikkatsiz abi. Yani adam ne bulduysa giyiyor, çıkıyor ve bu ya da mesela marketlerde özellikle hani evden 2 dakika markete gideyim falan diye. Bizim Gamze falan benim hanım Türkiye'de mesela böyle 2 saat hazırlanırdı. Hayır, onun üzerinde değil hani. Ama ne güzel bir şey. Burada onu diyeceğim işte. Aslında bir yandan güzel bir şey. Dışarı evet, çıkıyorsun, tabii. Güzel insanlar bence güzel. Görüyorsun abi. Kesinlikle. Burada gerçekten hani paçoz diyeceğim, paçoz demeyeyim de hani böyle dikkatsiz, bakımsız, ondan sonra böyle ne bulduysa geçirmiş, çuvalda dışarı çıkmış tabii, insanlar benim, var. Bizim eve gelen rahmetli babamı bizim hiçbir misafirimiz ütüsüz bir pantolonla bile görmemiştir. Tabii. Pijamayla falan görmemiştir, öyle bir şey yok. Burada hiç öyle bir şey yok. Türkiye'de tiyatroya giden insanlara bak, operaya tabii. giden insanlara tabii, bak tabii, ya da tabii, bir konsere tabii. giden. Yani burada mesela tiyatroya gidiyorum, Shakespeare Tiyatrosu vardı Antalya'da. Adam bildiğin beyaz çoraplar, sneakerlar, shortlar, elinde popcorn falan giriyor yani tiyatroya, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu da biraz fazla. Zaten o yüzden Türkiye'de de turistleri hemen nasıl ayırt ediyorsun? Kocaman beyaz spor ayakkabılar, tavuk geniş tabanlı bilek çoraplar, aynen. yüksek bilek çoraplar, beyaz beyaz üstü çizgili falan. Renkli şey, havadar gömlekler, tişörtler vesaire. Kafasında bir şapka değil mi? Bu bir turist imajıdır. Turist modeli. O açıdan bir Avrupa'nın yani büyük bir kesiminin çok dikkat ettiği bazı olaylar burada önemsiz. Evet. Yani çok önemli. Burada lezzetsiz biraz tabii bence. Evet bence de lezzetsiz ve burada insanı da bozuyor. Yani ona geliyordum. Biz de ben de mesela Türkiye'de işte dikkat ederdik ama burada abi sürüye uyduk. Ondan sonra ne bulduysak giyiyoruz. Doğru yani. Ve bu durum hoşnutsuz. Şey de yok abi. İnsanın içinden de gelmiyor böyle olunca. Ben ama şortla gezemiyorum hala. Mesela bana diyorlar ki ya Florida'nın sıcağında abi şort giysene. Ya giyemiyorum. O babamdan da kalma bir alışkanlık. Yani ben pantolonsuz kendimi rahatsız Taytı giyiyorsun ama biz dikkat taytı giyiyorum evet. Onu da yapamadınız. En azından bir altımda bir eşofman falan ya da bir spor bir şey. Rahat olması tamam ama ben şortla çok rahat edemiyorum. Şort iyidir ya Florida'da. Gerçekten iyi. Hayır yadırgamıyorum. Kesinlikle de karşı değilim. Değilim yani. Ama şort milliyetçisi de değilim. Pantolon milliyetçisi de değilim. Tespihe karşı da değilim abi. Eyvallah şimdi sen... Altın dişe karşıyım ama yani bunu yapmaması lazım. Aa, olur mu ya? Altın kolye ve altın diş bizim tarzımız. Ben takıyı sevmem mesela. Öyle mi? Yani ben hiç takı makı görmem. Bir saat vardır benim sevdiğim olay. Onun dışında takı sevmem. Herhangi bir objeyi vücuduma böyle yerleştirmek vesaire çok zahmetli buluyorum. Onun da ekspresyonist tarafları var. Ama yani karşı değilim bunlara da tabii. Ama tesbih seviyorum. Sürekli de gezimde tesbihle gezmiyorum burada. Tesbih çok nadir ama mı? Yani seviyorum. Hı? Evet, vitese takıyorum. Arkadaşlar Birkan çok güzel bir tane kocaman Ford F-150 kullanıyor. Yani burada dana gibi işte bir trak. Bu trağın Türkiye'de vitesinde. Olmayan bir model çünkü bayağı büyük. Evet, bu trağın vitesinde tesbih var. Bu da alkışlarla karşılıyoruz ya. Yani. Orada tesbih var. Şeyde torpidoda bir silah, ortada bir silah. Direksiyonun altında bir silah. Ha onu dedim ya sana. Geçen gün bindim arkadaşlar bir kanın arabasına. Ortadaki konsolu kaldırıyor. Dur silah şuraya koyayım diye. Dedim abi ne yapıyorsun? Bana mı ışıtıyorsun? Burada herkes silah taşıdığı için. Burada serbest mi? Florida'da serbest mi silah taşımak? Tabii. Yani senin hakkın. Araba ruhsat ve evde, arabada ve evde ruhsata gerek yok. Arabada taşıyabilirsin, evde taşıyabilirsin ruhsatsız olarak. Ama sokağa çıkarken cebine koyamıyorsun. Ama evet, üstüne taşıyabilmen için bizim aldığımız özel bir izin var. O da bir eğitimden geçiyorsun, 90 günlük bir FBI araştırmasına giriyorsun falan. Parmak izleri vesaire, fotoğraflar, mülakat falan öyle alıyorsun. O taşıma ruhsatını alıp üzerinde de gezdirebiliyorsun. Texas'ta özellikle de burada patlayan bazı olaylardan sonra ben buna hassasiyet geliştirmeye başladım. Evet. Ve egzersizimi de yapıyorum yani. Ben her cumartesi poligondaydım daha önce. Bu aralar biraz yoğunum ama yine üyeliğim devam ediyor. Bir poligon makinalı bölümü tüfekler, yapalım. Uzun namlular, silahlar falan sürekli. Ben de güzel bir koleksiyonum da var. Bir gün onları da sizle paylaşırız. Silaha da karşı değilim. Birkan'ın silah koleksiyonu. Öldürmeye karşıyım kesinlikle. Öldürülmeye yani, karşı mısın? Ya ben savaşlara, ne bileyim insanların gerçekten hayatlarını yani birbirlerini katledip
Yani böyle emperyalist tavırlara falan karşıyım. Kesinlikle o konuda hümanistim ama bir insanın kendini başka silahlı bir insana karşı da savunabilme hakkının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Evet. O yüzden evlatlarımı da bu konuda eğitimli bir şekilde yetiştirmeyi düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi Türkiye'den taş getiriyorum dedin. Burada bir business kurdun. Kaç yıllık business? Benim kendi şirketim şu anda 6 yıllık. 6 yıllık. Yani. Burada kendi şirketim. Kendi şirketim 6 yıllık. 6 yılınca... Nasıl açtın abi şirketi 6 yıl önce? 7 yıllık oldu pardon. Tabii birkaç ay sonra 7. yıl dönümü olacak. Amerika'da şirket açmak kolay mı? Amerika'da şirket açmak çok kolay. Hı-hı. Gerçekten. Önemli olan onu çalıştırabilmek yani. Şirketi açmak değil çalıştırmak. Zaten şey vardır ya, ilk 1 milyonunu yapmak çok büyük bir emektir. Hı-hı. Ama ondan sonra da onu idame ettirebilmek ya da çoğaltabilmek çok önemlidir. Amerika'da şirket açmak 15 dakika. Türkiye'deki gibi değil. İnternete girersin, 120-130 dolara hemen sanki Facebook'ta account açıyormuş gibi şirketini kurarsın. Buna turist pasaportuyla bile sahip olabilirsin yani. Bunu böyle de yapabilirsin. Oradan hemen çıktısını aldığın bir kağıtla bankaya gidersin, şirkete bir hesap açarsın. Risale sertifikası falan alırsın. Risale sertifikası da nedir? Burada alsat sertifikası diye bir şey vardır. Türkiye'de mesela mal her el değiştirdiğinde herkes vergi öder. Burada öyle değil. Burada gümrüğe gelir mesela. Bir gümrük vergisi varsa malın. Olmayanları da var tabii. Vergiden muaf olan ürünler de var. Doğal taş bunlardan biriydi bu arada. Biriydi. Biriydi, evet. Biden'la falan biraz son değişti. Son zamanlarda, evet. Çin falan ortalığı karıştırınca o uzun saçma sapan bir hal aldığı durum. Yani şu anda konteyner fiyatları Türkiye'den biz buraya 1200 dolara konteyner getirebiliyorken 10 bin, 15 bin dolarlara falan vardı yani. Navlu bedelleri. 7-8 bin dolar konteyner getiren adama vay anasını çok iyi uygunmuş falan nasıl buldun? Bir de parasını verdiğin halde konteyner da bulamıyorsun. Çin konteynerleri tuttu. Şimdi Amerika'da misilleme yapıyor. Çin'den gelen konteyneri tutuyor, ona vermiyor. O yüzden Çin'den gelenler 27 bin lira gördü bu arada. Çin'den 28 bin dolar konteyner geliyor. Yani gerçekten çok trajik bir ticari global bir problem var. Evet. Covid'de, Covid sonrası. Her neyse şeye dönersek yani buraya mermer giriyordu vergisiz. Sana geliyor. Ben alıp sana satıyorum. Sen de benden alıp başkasına satarken bana sertifikanı gösteriyorsun. O da senden alıp başkasına satacağı için senden sertifikasıyla vergisiz alıyor. En son kullanıcı yani alıp onu evine koyacak, kullanacak olan adam bir kere vergisini öder. Burada bir basamakta vergi öderim. Ama Türkiye'de bu böyle değil. Türkiye'deki gibi de burada karmaşık saçma sapan bir sürü vergi de yok. ÖTV'ler MÖTV'ler falan burada mevcut değil. O yüzden yani burada daha basit bir iş matematiği var iş hayatının. O yüzden iş kurmak ve bunu işler hale getirmek gerçekten banka hesabı açmak dahil toplam bir saat. O sırada da printer'dan business kartını bastırıp ilerleyebilirsin. Tabii o işi işler hale getirmek, çalışabilmek, satabilmek, ürünü vesaire bunu sağlayabilmek, yani kapitalize edebilmek önemli. Ben çok zorlandım tabii başta. Ben gerçekten sıfırdan başladım. Yani altından diyeyim hatta, sıfırın altından başladım. Benim gibi başlayan çok insan var. Herkes başarılı olamayabilir ama gerçekten ticareti öğrenip, leadership'tir işte, liderlik vasıflarını geliştirmeye çalışıp, ticari plan yapmayı öğrenip, bunlara dikkatli yani ben korka korka öğrene gittiğim için tabii daha dikkatliydim bu konuda. Bu konuda yetenekli olduğumu da zaman içerisinde fark ettim. Birçok işte de çalışmış olmamın işte grafik tasarım yaptım, ben bilgisayar teknisyenliği yaptım. Fotoğrafçılık yaptım, oyunculuk yaptım, şirket organizatörlük yaptım, yönettim, ameliliğini yaptım vesaire. Dolayısıyla bütün bunlar ben iş kurduğumda birleşip bir vücut olup bana yardımcı oldu. Bu çok önemliydi benim için. Burada çok hatalar da yaptım. Bunlardan çok şey öğrendim. Mesela şirket kurdum, iyi gidiyordu her şey. Ulan ben mükemmel bir adamım, ulan ben bir kahraman sayılırım. Yani ulan harikayım falan deyip şımarıp hatalar yapıp elime yüzüme bulaştırdığım anlar da oldu. Ama onlardan da öğrenip hemen toparlayabildim çok şükür. Bunun da aile kurmamın falan da çok etkisi oldu. Eşimin çok faydası oldu. Oğlumun da şimdi çok faydası var bence. Yani insan gelişiyor. Dikkatli adımlar atmaya çalışıyorsun. Hata yapmamaya çalışıyorsun. Çünkü benim hata yapmak gibi bir lüksüm yoktu. Ama kaybedecek bir şeyim de yoktu. Zaten sıfırın altından geldiğim için döneceğim yer de daha şanslı değildi yani. O yüzden bir de Amerika'da yaşayan Türkler olarak bizim her zaman şöyle bir güzel tatlı bir alternatifimiz var. Biz memleketimize döneriz. Evet. Ama Amerika'daki adam ne yapsın? Evet. Onun dönebileceği bir memleketi yok. Dolayısıyla onlar için daha riskli durumlar söz konusu. Ama ticaret de bir dildir aslında. Nasıl İngilizce, Fransızca, Almanca gibi bir dildir. Yaptığın işi seçersin.
o seçtiğin işin dilini ne kadar iyi konuşabiliyorsan o kadar hakimsindir. Ticaretin bir kültürü oluşur. O kültürü yaymaya çalışırsın. Dünyayı değiştirmeye çalışırsın bir anlamda. Bunlar işe yarar yaramaz. Sonuçta şirket kurmak Amerika'da gerçekten çok basit. Pasaportunla gelirsin, turist olarak şirketini kurarsın, çalışır bir hale getirir gidersin. O turist pasaportunla geldiğinde turist olarak neyi beyan ediyorsun SSN yerine? Vergi dairesinden vergi numarası alıyorsun. Hmm. Bu vatandaşlık numaranın yerini alıyor. Dolayısıyla Amerika'da sana diyor ki ya diyor bir şey alıp satacaksın. Hani burada legal bir yapıda olmayabilirsin tamam ama vergini öde. En azından vergini öde. Çünkü işler boka sardığında sen de boka sarma. Şöyle bir durum var. Amerika'da vergi dairesi o kadar önemli bir kurum ki çok özenle çok dikkatli seçerler vergi dairesinde çalışacak onu. Asker emeklilerini alırlar vesaire. Yani böyle hep onur gurur tabanlı mesleklerden gelen insanlar yerleşirler genelde vergi dairelerinde. Bu adamlar rüşvet yemezler vesaire falan. Yani ve Amerika'da sana bir vergi cezası geldi mi? Tek yolu yani senin banka hesaplarına girebilecek tek kurum vergi dairesi. Girer boşaltır hesaplarını, alır elinden cezaevine atar seni. Vergi dolandırıcılığı çok ciddi bir suçtur. Hayatın kayar burada yani. Burada böyle bir IRS dediğimiz yani Amerika vergi dairesiyle oynayamazsın. Evet. Yani Amerikan hazinesiyle vergiler anlamında burada böyle bir götünü başına oynatamazsın. Ama vergiler kaçırılıyor mu burada da? Burada da kaçırılıyor vesaire ama burada bir şey oturmuş. Her şeyi kılıfına uydur, kalıbına göre yap. Çok çalma. Hani anlatamıyorum. Çok az da yani arasını bul falan gibi. Bir sistem burada da var. Ama tabii hepsinin bir tabana oturuyor olması lazım. Yani bu önemli. Burada vergi kaçırılıyor mu? Kaçırılıyor. Burada vergi denetimi vesaire sıkı mı? Sıkı. Bu oyunun içine girip o dili öğrenip konuşmak önemli. Bunun dışında bir şey daha var. Şirket kurulumu basit olduğu gibi burada da dolandırılabilmeye yönelik bazı açıklar çıkıyor. Şimdi Türkiye'de biliyorsun kağıt evrak işleri çok meşakkatli işlerdir. Çok zor işlerdir. Yaşar ne yaşar ne yaşamaza çevirirler adamı. Yani gerçekten çok yorarlar adamı. Şirket kurarken vesaire falan. Denetlerken vesaire de çok yorarlar. Bunlar tamam olurken dersin ki bunalırsın. Amerika'da ne kadar kolay lan bizimkiler niye böyle yapmıyor dersin. Ama Amerika'daki dolandırıcılığın bu kadar kolay olduğunu bilseler yani opsiyonlar bunları da nasıl paylaşırız? Bunları Alper'le yapacağımız programda biraz girelim. Bilseler abi Türkiye konsolosluğun kapısında kuyruk olur. Ya, yemin ediyorum. Kuyruk olur orada. Burada şirket adam dolandırmak falan gerçekten çok basit. Öyle kafana göre haciz maciz de yok. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Sen bana elden bir 2 milyon dolar para ver. Ben sana kağıtları imzalayayım, senet sepet imzalayayım, ödeyeceğim abi. Günü geldiğinde parayı ben sana param yok dedim mi? Hiçbir şey yapamıyorsun. Ben yine Maserati'me binerim, işte penthouse'umda yaşarım bilmem ne. Benim gelirime de dokunamaz. Bazı durumlarda garnishmentler söz konusu ama onlar da çok cüzi rakamlar. Dolayısıyla Amerika'da insan dolandırmak, dolandırıcılık çok basit. Evet. Kart dispütleri de öyle. American Express mesela çekiyoruz abi. 20 bin dolar çektin. Ertesi gün ben bu malı beğenmedim deyip hemen American Express siliyor hesabını. Yani Türkiye'de sen böyle tesadüfen çekilmiş bir parayı. Arkadaşım buradaydı. Türkiye'de Finans Bank şeyi. Kartı fiziksel çekim yapılmış Rusya'da. Çocuk Amerika'da ispatlayabiliyor. Türkiye'den buraya gelmiş falan. Fiziksel çekim var Rusya'da. Abi adam parayı geri alamadı ya. Evet. Yani Türk Bankası'nın. Yani bu da aslında çok iğrenç bir durum bence. Son zamanlarda Türkiye'de bildiğim kadarıyla onunla alakalı adımlar atıldı. Yani bu kartının çalınması durumunda banka senin zararını karşılıyor. Ama tabii detaylarını bilmiyorum. Ama eskiden bir 3-4 yani 4-5 sene öncesine kadar diyeyim. Hı-hı. Hiç evet çok bir ara yaygınlaşmıştı kredi kartından çalıntı şeyler. Ve karşılığını bulamıyordun yani. Gerçekten çok ilginç. Ve bunu öğrenirsen paylaşırsın. Ama yani o konuda birazcık sıkıntılı Türkiye'deki para hareketleri vesaire. Daha çok daha dikkatli olman lazım. Kağıt işlemleri falan filan da çok. Ya ben hiç unutmuyorum. Bir kere yine aynı banka aslında. Bir gün bu bankaya girdim. Annem rahmetli vefat etmişti. Bir şey de kalmamıştı ondan bana. Girip banka hesabını kapatmak istedim. Varsa da hani bu dünyada hakkı kalmasın falan diye kredi kartı borçlarını falan ödeyeyim. Hesaplar da kapansın. Gideyim mi istiyorum. Girdim bankaya. Bayağı da beklettiler beni. Neyse oturdum abi. Yani burada biliyorsun bankada beklemek diye bir şey yok. Giriyorsun 3 dakikada hemen birini görüyorsun. Yani neyse. Gereksiz bir klavye hareketleri falan böyle bir çaylar geliyor, orada kahveler benim amacım. Bir yani girdin kıraathanede sanki adamın okey 4. not olacaksın da biri kalksa da otursa mı bekliyorsun gibi bir hava var yani Türkiye'de. Girdim işte dedim annem vefat etti. Ben dedim onun kredi kartı borçlarını falan kapatayım. Ama hesapları da kapatalım. Tamam ama hesabı kapatmamız için şey lazım, veraset lazım. Verasetim var buyurun. Tamam ölüm belgesiyle defin belgesi bilmem ne falan filan arayayım. Tamam çıkardım. Annemin kimlik fotokopisi vardı. İkamet bir şeyler var. Ya ölüm belgesi yok da defin belgesi var çıkardım.
Aa, ölüm belgesi olmadan yapamam. Lan bu defin belgesi. Ölmemiş adamı nasıl defnediyor? Defnedilir mi ya? Böyle bir gerizekalılık var mı? Ya sen burada nasıl bir inisiyatif kullanamıyorsun yani? Evet. Müdür müşavir bir şey ya. Ondan sonra dedim, bakın dedim, ben dedim Amerika'ya döneceğim 2 gün sonra. Benim bununla uğraşabilecek vaktim yok. Şimdi ölüm belgesi falan çıkartabilecek durumda değilim. Evrağın nerede olduğunu da bilmiyorum. Sizden sonra da uğrayacağım yerler var. Dolayısıyla benim burada bir iş günüm daha var, kaldı. Benim bu olayı halletmem lazım. Ama halledemiyoruz diyorsanız problem değil. Zaten annemden bana kalan bir şey olmadığı için. Kredi miras yapayım. Hani siz de borçta kalsın o zaman kredi kartı. Ama benim borcu en azından kapatmam. Ama kapatamıyoruz ya. O borcu kapatamıyoruz. En az olacak. Ne oldu? Birden müdürünü çağırdı. Okul oldu, yün oldu falan filan. Abi bir baktım bütün yıldızlar hizaya girdi. Tak kapattılar. Ne oldu? Ya ha? Tamam oldu da. Yani böyle gerizekalı bir durum. Yani Türk Telekom'u aradım, bana bir gelip dedim annem işte durumu çok kötüydü. İstanbul'a hastaneye getirdim falan. İşte dedim bu interneti falan kapatır mısınız? Biz büyük bir ihtimalle dönemeyeceğiz falan. Ama kendisi gelmesi lazım, yok imza atması lazım, yok bilmem ne. Birini siz gönderemiyor musunuz? Gönderiyoruz da şu an müsait değiller, yoklar falan. Abi yemin ediyorum sana bak 10 sene sonra icralık olmuş. Ne diyorsun? Oradan yani kalan 2 faturamı ne bilmem ne haberim de yok. Ben bunu ödedim, bunu cezalı mezalı bir şeyler ödedim yani geçen sene. Böyle aptal aptal mevzular yani. Ölmüş kadın mesela maaşını çekmiş ya. Abi maaşını çekmiş ama maaşın ortasında ölmüş ya. Hmm. O maaşın geri kalanını istediler falan. Böyle Allah. Böyle durumlar tabii tabii. Ha. Ama burada da Amerika'da bunlar yok ama farklı problemler var. Bu farklı problemler de nedir? Buradaki kağıt evrak işlerindeki o gevşeklik. Bunların getirdiği bazı loophole sıkıntılar var. Bunlara da çok dikkat etmen lazım. Burada bir şirket sahibiysen, banka vesaire yani dolandırılmamak için özellikle ortaklık yapıyorsan Amerika'da bir adamı dolandırmanın yolu ortaklık. Ortaklık. Nasıl Türkiye'de Almancıları bekleyen bir güruh var ya hani böyle Amerika bizi bekliyorlar. Hani gelsin abi yatırım yap bak yatırım yapalım. O kendini süper zeka zanneden yani bizi böyle mal zanneden biz de yatırım yapalım falan bir şey zannediyor herhalde. Ben salya akıyor gidiyor. Yani böyle bir şey zannediyor. Öyle bir güruh var ya. Burada da Türkiye'den gelen abi bak yatırım yapacaksın. Hmm. Gel benim seninle ortak yapalım. Katakullesi burada da var. Dolayısıyla burada özellikle de bu işi meslek edinmiş adam var. Bir tane dolandırıcı var. Hatta hiç unutmuyorum. Yani Türkiye'de de sağlam dolandırıcılıklar yaptı. Burada da isim derif. Adam böyle utanmadan şey yapıyordu yani masada. Ya benim aylık 5-6 bin dolar avukat masrafım var yani. Ben bir sıkıntım yok yani. Bu iş daha kolay yani. Dolandırıcılık daha kolay diyor. Dolandırıcılık daha kolay. Ne uğraşacağım diye öyle. Evet. Doğru ben daha çok maaş da atıyorum teknik olarak adamdan. O kadar da kazanmıyorum. Dolayısıyla böyle gereksiz, çok gerek. Yani buraya genelde Amerika'ya buranın fırsatını görüp yani burada bir hayat yaşayıp kendini geliştirmeye çalışmaktan çok Türkiye'den kaçan adamla dönmüş. Evet. Bir şeyden kaçmış. Mahkemelik olmuş, kaçmış, dolandırmış, kaçmış. Askerden kaçmış, bilmem ne kaçmış. Ben de mesela bir dönem oradaki Türkiye'de olduğum dönemde askerlik benim için de motivasyondu. Mesela gidecektim askere ama ulan anneme kim bakacak falan. Anlatabiliyor muyum? Benim yükümlü olduğum süre uzun. Ya herkes bir kaçış işte. Ne bileyim bunalımdan kaçmış, alacaklarından kaçmış. Evet, bir şeylerden kaçmış da buraya gelmiş ya. Tutunmak. O buradaki genelde profil. O tutunma sırasında tutunma kapasitene göre değişik kimlikler ortaya çıkıyor. Ya başarılı adamlar görüyorsun. Sebat edip ki salahiyetiyle kendini geliştiren adamlar görüyorsun burada. Doğru düzgün işler yapıyor. Ya da o kapasiteye ulaşamadan daha kolay yoldan. Herkes Amerika'da kolay bir para var zannediyor. Evet, evet. Adam Amerika'ya böyle geliyor. Ya bir yerde kolay bir para var ama nerede? Nerede? Yani benim onu bulmam lazım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani dünyanın hiçbirinde olmadığı gibi Amerika'da da kolay para diye bir şey yok. Burada da çalışacaksın. Çalışacaksın, tırmalaya tırmalaya yapacaksın. Yani Türkiye'de seni engelleyen, yavaşlatan, hakkını alamamak gibi vesaire bazı durumlar olabiliyorsa da Amerika'da da bu yok. Yani genelde alıyorsun hakkını. Yani burada ileri tarihe çekler, kırdırmalar bilmem ne falan filan işte milletin birbirine sürekli takması gibi bir durum burada öyle bir yoğun, öyle bir densiteye sahip değil en azından. Amerika'da bu biraz daha başarılı. O yüzden daha hızlı ilerleyebiliyorsun burada. Böyle bir durum söz konusu. Ama burası dolandırmaya çok daha müsaitken dolandırıcılığın bir o kadar az olduğu bir mekan yani. Dolandıranlar da kim zaten baktığın zaman abi görüyor musun sen böyle genelde böyle beyaz Amerikalılar vesaire falan görmüyorsun burada. Burada işte güney. Türkler, Araplar birbirlerini dolandırıyorlar falan filan yani. Evet. O yüzden göç bazen bozuyor piyasayı. Evet, milletin evet. Göçe karşıtlığının belli başlı sebeplerinden biri de çünkü adam geliyor mesela Türkiye'den buraya ya da bir Arap zihniyeti. Adam da işi nasıl öğrenirim, bir ticari plan nasıl geliştiririm, nasıl kendimi burada var ederim ve piyasaya bir faydam olur zihniyeti yok. Adam da var. Kim var en güzel, en çok
çok para kim yapıyor bu? Kaça satıyor? 5. Ben 4.5'a satayım. Satayım. Evet, ben 3'e satayım. Aynen. Yani ben onu bitireyim. Adam da boru değil orada. Bazlanmış olan bu herif 4.5'sa biz de 4. Yani birbirini öldürmeye yönelik işte geliyor dışarıdan bir adam. Ve burada kurulu düzeni, herkesin mutlu olduğu bir piyasayı hop aşağı çekmiş oluyor. Aynen. Ne oluyor? Bu aşağı inince fiyatlar, maaşlar aşağı iniyor. Rekabet artıyor. Daha az kişiyle daha fazla ürün olayları ortaya çıkıyor. Ürün kalitesi düşüyor, yavaşlıyor. İnsanlar daha ucuz yollara başvurmak zorunda kalıyorlar. Ve kısa yollar tercih edilmeye başlıyor. Kestirmeler devreye giriyor. Böylece piyasanın kalitesi, yani piyasanın amına koyuyorsun. Kısacası. Bir tane adamsın, gelmişsin o mahalle zaten. Mahalle mahalle bitiriyorsun burayı. O yüzden bizim Türklerdeki bu hani ucuz özde ben bu işi bitirmem. Yani ben ondan iş çalayım. Çünkü sen baktığın zaman Türkiye'ye olan bir başarılı bir restoran hemen karşısına ya da yan tarafına açarlar. Hatta bunu akrabası yapar onu. Evet. Ama burada öyle bir zihniyet yok yani. Burada daha farklı yani. O yüzden biraz buraları yaşamış olmak. Ben niye tavsiye ediyorum gençlerin yurt dışına çıkmasını? Buraları görsünler, bu zihniyeti de edinip memlekete dönsünler ki orada en azından Türkiye'yi değiştirebilsinler. Evet, evet. Güzel taraflarını alabilsinler diye. Bakalım. Ama yani bu da kolay olacak bir şey değil. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten kim ne derse desin bizim maalesef abi Aydın bizim sol kesiminde falan da sosyal demokratlarda böyle bir hemen iyi bir şeyler yapmaya çalışan adamın düşmanlığını falan. Bak İmamoğlu'nu çok aşağı çekmeye çalışanlar var abi. Şu anda da fırladılar onlar hemen piyasaya. Bunu yapan AKP'liler değil kendi grubu bu arada. Kendi kesiminden adamlar. Ya ben o adamlara da anlam veremiyorum işte açıkçası. Ama ben İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi zihniyetlerin Türkiye'de böyle mahalle mahalle, sokak sokak bu işi düzeltme çabasını görüyor. Umutla, takdirle izliyorum abi. Gerçekten bence bu iş olacak. Bir çok değişik bir 10-20 sene yaşayacağız. Ve ben bunu artık verimli bir dönemin geçişi olarak görüyorum. Sancısını da çektik, iyi olacak kanaatindeyim inşallah. Öyle vallahi tahmin inşallah dediğin gibi olur ama ben o konuda senin kadar umut dolu değilim ya. Ben umutluyum. Yani çünkü ben garip Türkiye'de, bir şekilde umutluyum. Türkiye siyasetinde güzel başlayıp bozulmadan diyeyim. Ya bu olabilmiş. Neden oluyor ama? Çok bak fazla şimdi insan çok uzuyor. Yani uzuyor. Bizde bizde haleflik uzuyor. Şimdi adam bırakamıyor. Öyle bir durum var. Bizde Lord of the Rings yani. Yüzüklerin Efendisi o. Yüzüğü bırakamıyor zaten. Yani koltuğu bırakamıyor vesaire. O gücü bırakamıyor. Bunun kırılacağı yönünde umutlarım var. İnsanlar koltuklarını bırakıp ilerlerlerse devlet erkanlarında bu kültürün de daha çok gelişeceğine Çok doğru. Aslında işin özü o noktada. 2 dönem, 3 dönem artık neyse. Bir yerde bunun bitmesi lazım. Bitmeyince boka sarıyor. Amerika'daki, bak görüyorsun konstitüsyonu. 2 dönem, 4 sene yapıyor, 8 sene adam gitmek zorunda bu kadar. Ne kadar, ne olursan ol. Ne yapmak, yani mevzu ne olursa olsun bunun bir alternatifi, anayasa değiştirme falan bunlar söz konusu değil. Yani Türkiye'de öyle şey çeviriyor, kendilerini benzetiyor. Ondan sonra işte siyasetle taraftarlık karışıyor ve işin içine taraftarlık girdiğinde siyasette herhalde insanın başına gelebilir. Ve hatta bir ülkenin başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi olur. Eyvallah abi, bence aşırı derecede bilgi dolu, Amerika'yı içeriden anlatan bir sohbet oldu. Senin tecrübelerini Türkiye'deki özellikle genç arkadaşlara, genç dimağlara aktarmaya çalıştık. Ve bunun çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha bir sonraki bölümlerde Amerika'ya ilk gelirseniz neler yapabilirsiniz? Hani hiçbir şeyin yokken ama bu arada bu konuya değinelim. Hiçbir şeyin yokken Amerika'ya gelip burada hayatını nelerle idame ettirebilirsiniz? Geçen gün Charlie'yle beraberdik. Charlie diye tanırsınız. Charlie'yle ya da Özgür Bey. Ya da Özgür Bey. Neyse böyle sağ olsun bana bir lanç ısmarladı. Birazcık konuştuk falan. Şey olmuş ya. Şimdi bunu ikinci ağızdan anlatmayayım da onlarla bir bölüm daha yaparız. O anlatsın birinci ağızdan. Abi Türkiye'den diyor bir tane çocuk geldi diyor beni aradı. İşte abi diyor neredesin falan senin yanına gelmem lazım vesaire. İyi kardeşim gel dedim diyor. Çocuk gelmiş abi. Hiçbir planı yok. Parası yok. Yani parası var Türkiye'de ama buraya getirememiş. Hiçbir şey yok. Abi ben ne yapacağım şimdi? Diye sordu diyor. Yani bu çok tehlikeli arkadaşlar. Bu hikayeyi Charlie'den dinleyelim. Benim de bununla paralel çok eğlenceli bir hikayelerim var. Bunların hepsini konuşalım. Bunu bu arada konuşalım. Bir sonraki programda da çok tatlı bir konuğumuz var gerçekten. Artık vizelere gireceğiz. Vize çeşitlerini de konuşacağız. Bir sonraki programda sanırım E2 vizelerini, yatırımcı vizelerini konuşacağız. Bunlar nasıl alınıyor? Bu konudaki hurafeler vesaireler neler? Türkiye'de size neler pazarlanmaya çalışılıyor? Bunun da vize dolandırıcılıklarından falan bahsedeceğiz ki o yemlere gelmeyin, oltalara gelmeyin diye. Elvan'ı konuşacağız işte green card çekilişleri falan. Bu arada falan. Green card çekilişleri galiba bu hafta başladı şu anda. Onunla da alakalı başvurunuzu yapmadan bir gelmek bizden ufak tefek bir bilgiler alabileceksiniz. Evet. Eyvallah ciğerim. Eyvallah. Kendine iyi bak.
Ben tesmimi alıp uzaklaşırım buralardan canım benim. Öpüyorum hepinizi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz ve sizlerle daha uzun süre buralarda samimiyetimizin artmasını bekliyor olacağız. Olacağız. Ömer'le de diksiyon mevzularını biraz eğileceğiz. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.